Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün çok merak edilen iki ürünün karşılaştırmasıyla sizlerleyiz. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde MS Fit Mi Band. Bakın o kadar benziyor ki birbirine. Birleştirip söyledik isimleri. Tabii ki MS Fit Mi Band değil. MS Fit Band 5. BİM'de satışa çıkmıştı. Bu bilekliğin fiyatı yaklaşık olarak 280 Türk Lirası civarındaydı. BİM'de satışa çıkan fiyatı. Yanılmıyorsam normal satış fiyatı da 320 Türk Lirası civarındaydı. Yani BİM'de böyle bir 40-50 lira daha ucuza çıkmıştı. Şimdi arkadaşlar bu bilekliği genel olarak Mi Band 5 ile çok karşılaştırdılar. Çünkü baktığımızda pek çok özelliği birebir benziyor ve şu anda Mi Band 5 MS Fit Band 5'ten 50 Türk Lirası daha ucuz. Yani şu anda Mi Band 5'i internette baktığımız zaman 225 Türk Lirası gibi fiyatları bulabiliyoruz. MS Fit Band 5 ise BİM'in sattığı fiyatlara düşmüş durumda. Yani 279-280 Türk Lirasına bu MS Fit Band 5'i de satın alabiliyorsunuz. Peki iki bileklik arasında gerçekten 50 Türk Lirasına değecek bir fark var mı? Biz bu karşılaştırmada aslında size bundan bahsedeceğiz diyebiliriz. Öncelikli olarak şunu size belirtmek istiyorum arkadaşlar. MS Fit Band 5 Huami tarafından üretiliyor. Huami dediğimiz marka da Xiaomi'nin yan kuruluşlarından bir tanesi. Yani böyle ortaklığının büyük bir kısmını, yani hisselerinin büyük bir kısmı Xiaomi'de. Bunu baştan size belirtelim. Yani MS Fit Band 5'te de baktığınız zaman Xiaomi teknolojileri kullanılıyor. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi gelelim iki bilekliğin arasındaki farklara. Aslında dışarıdan bakıldığında şöyle size tuttuğum zaman göreceksiniz zaten. İki bilekliğin arasında arkadaşlar neredeyse hiç fark bulunmuyor. Hatta dış tasarımdaki tek fark şu alttaki geri tuşunun bir tanesinde hafif elips şeklinde, daha doğrusu böyle oval bir yapıda olması, direğin diğerinde ise tam bir yuvarlak olması. Onun haricinde hiçbir fark yok iki bileklikte de. Ekran tarafına baktığımızda ekran boyutları vesaire aynı, fakat ekran tarafında kendini ayıran özellik MS Fit Band 5'te parmak izi bırakmayan bir teknoloji kullanılması. Mi Band 5'te ise böyle bir şey yok. Parmak iziniz gayet net bir şekilde kalıyor. Fakat MS Fit Band 5'te parmak izi kalmıyor. Bu bence önemli bir fark diyebiliriz. Ekran çözünürlüğüne vesaire geldiğimizde iki cihazda da aynı teknik donanımın olduğunu görüyoruz. 126x294 piksel çözünürlüğünde 1.1 inçlik AMOLED dokunmatik ekran var her iki bileklikte de. Hatta boyutları bile aynı arkadaşlar. Boyut olarak iki bilekliğinde eni 18.5 mm, boyları 47.2 mm, kalınlıkları ise 12.3 mm. Tabii burada sadece şu ana gövdeden bahsettiğimizde sizlerle paylaşalım. Gövdeye geldiğimizde ise arkadaşlar burada bir fark daha karşımıza çıkıyor. MS Fit Band 5'te polikarbonat bir gövde kullanılmış. Mi Band 5'te ise plastik bir gövde kullanılmış. Fakat burada polikarbonat bir gövde kullanılması, hani su geçirmezlik vesaire tarafında çok fazla bir fark yaratmıyor. Yine baktığımızda iki bileklikte de 5 atmosfer basınca dayanıklı bir su geçirmezlik olayı mevcut. Yani 50 metreye kadar. Yani bunlarla rahat bir şekilde yüzme sporu vesaire yapabiliyorsunuz. Onda herhangi bir sıkıntı yok. Kordon renklerine geldiğimizde ise arkadaşlar Xiaomi'nin sadece bize tek bir opsiyon sunduğunu görüyoruz. Siyah renk. MS Fit'te ise turuncu ve yeşil renk seçenekleri de mevcut. Yani bizdeki siyah, ama dilerseniz kordonunuzu siyah ya da turuncu kordonda satın alabilirsiniz. Tabi burada şöyle bir opsiyon da mevcut arkadaşlar. Xiaomi'nin üretmediği fakat ikinci, üçüncü parti üreticilerin ürettiği tonlarca bileklik bandı, yani bileklik kordonu mevcut. Dilerseniz bunlardan satın alıp turkuaz renginde bile kordon takabiliyorsunuz. Yani bence bu hani çok mu önemli derseniz açıkçası hani çok da önemli değil. Çünkü dediğim gibi 3. parti satıcılarda pek çok farklı kordon rengi bulmak mümkün oluyor. Üstelik daha da ucuza satıyorlar. Tabii kalite aynı değildir, orası ayrı mesele. Evet, buna da değindiğimize göre gelelim teknik özellik tarafına. Teknik özellik tarafında iki cihazda da aynı şeyler mevcut. Fakat burada MS Fit Band 5'in öne çıkan sadece bir fonksiyonu var arkadaşlar. O da kandaki oksijen oranını ölçme özelliği. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bu bilekliğin incelemesini de yapmıştık ve ritim ölçümü, kandaki oksijen oranı ölçümünün gayet başarılı olduğunu söylemiştik sizlere. Dolayısıyla burada MS Fit Band 5'in teknik özellik yönünde sensörüyle daha kaliteli veriler sunduğunu söyleyebiliriz sizlere. Mi Band 5 ise şöyle bir şikayet var Mi Band 5'ten. Bileğinizden çıkardığında dahi ölçüm yaptığını söyleyenler var arkadaşlar. Bizdeki Mi Band 5 böyle bir şey yapmıyor ama pek çok kişi buna değinmiş durumda. Yani
birazcık forumları vesaire araştırırsanız siz de bu tarz şikayetler göreceksinizdir. Dolayısıyla ölçüm tarafında, sensör tarafında Amazfit Band 5'in bir adım gerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Zaten cihazların arka tarafına baktığımızda sensörlerin biraz böyle farklı görünümlere sahip olduğunu da görebiliyoruz. Dolayısıyla farklı sensörlerin kullanıldığını söylemek mümkün. Gelelim bir diğer önemli özelliğe. Burada arkadaşlar Amazfit Band 5'te mikrofon ve hoparlör desteği mevcut. Fakat bu bileklikle de telefon görüşmesi vesaire yapamıyorsunuz. Peki telefon görüşmesi falan yapamayacaksan buna neden hoparlör ya da işte mikrofon konulmuş diye soracak olabilirsiniz. İşte burada da bir diğer önemli artı ortaya çıkıyor. Alexa desteği var arkadaşlar bunda. Halihazırda ülkemizde Alexa tam böyle verimli olarak vesaire kullanılmıyor. Fakat yabancı ülkelerdeki vatandaşlar için gayet iyi bir seçenek diyebiliriz Alexa için. Burada ne yapabiliyorsunuz? Mesela bilekliğinizde Alexa'ya işte hava kaç derece dediğinizde o size direkt olarak cevap veriyor. Ya da sallıyorum işte şunu ara bunu ara dediğinizde ya da şuna mesaj çek buna mesaj çek dediğinizde Alexa bunları sizin yerinize direkt olarak gerçekleştiriyor. İleride Alexa'ya Türkçe dil desteği gelirse tabii ki bu Amazfit Band 5'te de gayet verimli bir şekilde kullanmamızı sağlayacaktır. Zaten şu anda Alexa desteği olmadığı için Alexa menüsüne girdiğinizde de size çok fazla seçenek sunmuyor, yanıt veremiyor. Zira Türkiye olarak bölgeyi seçtiğinizde de zaten Alexa'yı kullanamıyorsunuz. Bunu da sizlerle dipnot olarak paylaşmış olalım. Yani şu anda bu Alexa Amazfit Band için çok önemli bir artı değil. En azından Türkiye için. Çünkü dediğim gibi bölgeyi Türkiye olarak seçtiğinizde Alexa'yı zaten kullanamıyorsunuz arkadaşlar. Mi Band 5'te ise zaten Alexa hoparlör mikrofon vesaire hiçbir destek bulunmuyor. Ayrıca kandaki oksijen oranını da ölçemiyor bu. Şimdi gelelim toparlama kısmına. İki bilekliğin arkadaşlar baktığımız zaman arasındaki temel farklar şu. Burada polikarbonat bir gövde tasarımı var. Burada plastik bir gövde tasarımı var. Bu Amazfit Band 5 kandaki oksijen oranını da ölçebiliyor ve daha gelişmiş bir sensöre sahip. Mi Band 5'te kandaki oksijen oranını ölçme özelliği mevcut değil. Ayrıca pek çok kullanıcı Mi Band 5'in kalp ritmi ölçme konusunda da hatalar yaptığını belirtiyor. Diğer bir fark ise arkadaşlar Amazfit Band 5'te Alexa destekli mikrofon ve hoparlör mevcut. Fakat tekrardan belirtiyorum bu mikrofon ve hoparlörle kalkıp da telefon görüşmesi vesaire yapamıyorsunuz. Mi Band 5'te ise böyle bir destek söz konusu değil. Peki aradaki fiyat farkına değer mi bu özellikler? Şunu söyleyebiliriz, akıllı bilekliklerde en çok önem verilen konulardan bir tanesi de sensörler arkadaşlar. Dolayısıyla aldığınız bilekliğin sizin kalp ritminizi vesaire yanlış ölçmesi daha büyük sorunlara neden olabilir ki bugün kalkıp da 50-60 liraya satılan bileklikler de ne yapıyor? Kalp ritminizi, kandaki oksijen oranınızı vesaire ölçüyor ama bunlarda ne? Çok vasat sensörler kullanıldığı için verilerin pek çoğu yanlış oluyor. Dolayısıyla burada Mi Band 5'e bizim kalkıp da 225 lira vermemizin temel sebebi aslında sensörlerinin biraz daha kaliteli olması. Lakin bu sensörlerde yanlış ölçüm yapacaksa biz niye bu saate 225 Türk lirası verelim? Onun yerine ne yaparız? 50 lira daha fazla verip 275 liraya Amazfit Band 5'i almak daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. En azından bizim bu karşılaştırmadaki tercihimiz Amazfit Band 5 olacaktır. Yarın bir gün ülkemize Alexa desteği de geldiğinde Alexa'yı da aktif bir şekilde kullanacağınızı tekrardan belirtmiş olalım. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum sizlere. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.